Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta şey yapmıştık. Selam Serkan. Umarım sesim iyi geliyordur, cızıltı falan yoktur. Geçen hafta çünkü cızıltı var diye bir feedback gelmişti. Seste cızıltı varsa eğer bir şeyler yapmaya çalışırım. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar geçen sefer şeye bakmıştık. Bu hani geçen hafta Clean Code kitabını hani duymayanlar varsa eğer Clean Code kitabı Uncle Bob yani Robert C. Martin tarafından yazılan bir kitap. İçinde genellikle Java örnekleri üzerinden gidilerek temiz bir kod nasıl yazılır bunu anlatıyor. Bir sürü bölümlere ayrılmış. Geçen sefer biz Variable Naming'den, Meaningful Variable Names'den başladık. Bu şeyde de bu yayında da şeye bakacağız. Functions kısmına bakacağız. Şimdi kitabın iki sayfası da bu ekrana sığdırmaya çalıştığımda bayağı hani kamerayı bayağı bir yukarı kaldırmam gerekiyor. O da yazıyı küçük görmenize sebep oluyor. Dolayısıyla sayfa sayfa gidiyorum tek anlamda. Sebebi o. Şöyle görmenizin sebebi o. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdi. Ne diyor? Bakalım. Functions. Fonksiyonları biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani herhangi bir object oriented programlama dilinde, nesne yönelik programlama dilinde bir class'ı düşündüğünüz zaman class'ın içinde neler vardır? Bir instance variable'lar vardır. Yani class'ın içine baktığınız zaman orada değişkenler görürsünüz. Onun haricinde bir de içinde fonksiyonlar görürsünüz. Bu iki ana maddenin, ana bileşenin kendi içinde görevleri vardır. Instance variable değişkenlerin amacı o class'ın içindeki state'leri yönetmesi için. Şeyde de fonksiyonlar da aslında behavior'larını yönetmek için. Yani herhangi bir class'ın bir state'i oluyor, bir behavior yani bir durumu oluyor, bir davranışı oluyor. Biz geçen sefer şeye bakmıştık. Yani tam olarak durumu demeyelim. Yani class'lara ait olan variable'lara bakmadık aslında geçen sefer. Genel anlamda variable'lara bakmıştık. Bu sefer de bu herhangi bir class'ın davranışını yöneten fonksiyonlara bakacağız. Burada şimdi ne diyor? In the early days of programming, we composed our system of routines and subroutines. Şimdi programımın ilk zamanlarında şeylere sistemler rutinler ve subroutinlerle oluşturuluyormuş önceden. Fortran geldiği zaman, Fortran PL1 geldiği zaman da bu sefer işte programlar, sub programlar ve fonksiyonlar diye devam etti. Günümüzde de fonksiyon diye devam ediyor. Yani rutin, subrutin diye başladı. Daha sonradan program, sub program ve fonksiyon. Günümüzde de fonksiyon diye devam ediyor. Yani fonksiyon dediğimizde birçok programlama dilinde bu terimi duyarsınız zaten. Writing them well is the topic of this chapter. Tamam. Yani bir fonksiyon nasıl güzel yazılır? Bu şeyin ana bileşeni olacak. Yani ana konusu olacak bu şeyin. Bu chapter'ın. Consider code in listing which it's hard to find a long function in fit knees. Dur şöyle yapacağım. Biraz sağdan alalım. But after a bit searching, I came across this one. Not only is the... Şimdi burada uzun bir fonksiyon var arkadaşlar, değil mi? Mesela hatta şöyle biraz gidiyor. Sadece burada gördüğünüz değil, şu diğer sayfaya da taşıyor. Continued. Şuraya kadar taşıyor. Yani ortalama burada bir 40-50 satırlık bir kod var toplamda. Şimdi bakalım burada nereye gelecek bize. I came across this one. Not only is it too long, but it has got duplicated code, lots of odd strings and many strange and obvious data types and APIs. See how much sense you can make of it in the next 3 minutes. Şimdi 3-4 dakika içinde buradaki gariplikleri bulup onun üzerinde nasıl yorum yapabiliriz? Biraz onlara bakıyor olacak burada. Bakalım. Mesela şeye baktığınız zaman burada public static string galiba tam olarak gözükmüş. Şöyle biraz daha yaparsam. Şöyle daha iyi olacak gibi. En azından kodun bir kısmını gösterebileyim size. Daha önce şöyle yaparsam daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Yok, olmadı. Şimdi
Bu kodun içine baktığınız zaman burada işte bir testable HTML'in içinde bir page data alıyor. Daha sonradan include sweet setup diye bir şey var. Exception fırlatıyor. İç içe iki tane if var. Sonra onun içinde bir tane daha if var. Üç tane iç içe nested if var burada. Daha sonradan şurada if setup eşittir null var. Yani bu belki daha anlamlaştırılabilir. Benim ilk gördüğüm. Bir de arkadaşlar bakın bu buffer, tamam mı? Buffer ta yukarıdan başlayan bir değişken. Aşağıya kadar o kadar şey oluyor ki, mutasyona uğruyor ki. Bakalım buffer, evet arkadaşlar, bir string buffer. Ama string buffer olmasına rağmen aşağıda o kadar koşuldan geçiyor ki. Buraya geldiği zaman arada geçtiği bir sürü flow var. Şimdi burada bunun testinin çok iyi yazılması lazım. Çünkü bütün koşullara girilip buffer hangi anlamda nerelere dallanıyor onları iyi biliyor olmak lazım. Ondan sonra page data has attribute test böyle bir şey koyulmuş. Yani bu test attribute'üne bir page data'nın page attribute'üne sahip olmasının anlamı nedir? Onu mesela böyle bir şey koymuşlar ama bunu daha anlamlandırabilirdim ben. Mesela page data mesela is test diye bir fonksiyon koyardım ben olsam içine ki orada ne yapmaya çalıştığımı anlamak için gibi. Sonra buraya baktığım zaman burada da yine include sweet setup var. Bir şeyler yapmış. If'in içinde bir tane daha if var falan. Şimdi bu arkadaşlar yazılım dilinde hani bunun içinde başka antipaternler de var da long metot denen bir tane şey var. Antipatern var. Bu genelde herhangi bir programın dilinde check style falan kullanıyorsanız bu long metodun parametrelerini verebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki benim için long metot demek 40 satırın üstünü aşıyorsa benim için long metot diyebilirsin. Dolayısıyla mesela Java kullanıyorsan check style, TypeScript kullanıyorsan oradaki linterlarla yazdığın fonksiyonun boyutunu sınırlayabilirsin. Yani sen orada 40 dediysen 40 satır, 40 satırı geçen herhangi bir fonksiyon gördüğünde build'ı direkt patlatabilir. Böyle bir şey verebilirsiniz. Evet. Ya burada daha çok şey solid artı birçok şeye muhtemelen değinecek. Çünkü bir sürü şey var burada. Antipattern olarak bir sürü antipattern var. Şimdi ilk olarak şöyle bir noktaya değinmiş. Bakalım birlikte. Diyor ki, do you understand the function of the 3 minutes of study? Probably not. Şimdi ben buraya baktığınız zaman if'leri, else'leri hani switch setup eşit değildir, null dediğine falan tamam da ama orada switch setup'ın null olmaması neye tekabül ediyor? Onu anlayamıyorum mesela. O yüzden işte bu hani DDD dediğimiz domain driven design'larda genelde çok oluyor. Herhangi bir objeyi mesela objenin değerini null mı değil mi diye kontrol etmektense objenin üzerine bir tane fonksiyon yükleyip o fonksiyon üzerinden ne yapmaya çalıştığını anlatmak daha mantıklı olabilir. Yani has attribute test diye demek yerine page data.is test diyebilirsin. Mesela hani bu bir test asası mı diyebilmek için. 3 dakikada anlayabildin mi diyor. Hani kodun nasıl çalıştığını anlıyorsun da gerçek anlamda ne yapmaya çalıştığını anlamak biraz zor. Bir sürü şey append ediyor falan. There is too much going on there at too many different levels of abstraction. There are strange string and odd function calls. Mesela has attribute çift tırnak içinde test diyorsun ya. Orada mesela odd string var. Oradaki stringler ne anlama geliyor? Bufferlara bir sürü şey append etmiş mesela. Oradaki yazılar ne anlama geliyor? Onları da anlayamıyorsun. Nested if statement var diyor. Mesela birinci şeyi şu. Çok fazla şey var. Yani abstraction'da bir problem var. Ondan sonra bazı stringler falan kullanılmış ama onların ne anlama geldiği anlaşılmıyor. Onlar bir statiye ya da onun gibi bir şey çıkarılsa güzel olabilirdi. Bir de arkadaşlar doubly nested. Yani ikiden çok 2 ve 2'den çok if şey koşulları kullanılmış. Bu da bir antipattern olarak görünebilir. Dolayısıyla sadece bu üçünü bile baktığında bayağı bir şey var, sıkıntı var. However, with just a simple method extraction, some renaming and a little restructuring, I was able to capture the intent of the function in the nine lines of listing 3-2. Şimdi diyor ki, biraz renaming yaptım diyor. Biraz restructure yaptım diyor. Biraz da içerideki bazı logicleri metoda çıkarmış. Dolayısıyla o yönüyle bir şeyler yapabildim diyor. Bakalım şimdi refactored kısmına bakalım. Oradan bir şeyler anlayabiliyor muyuz?
Baktığım zaman burada ne yapmış? Bakalım arkası var mı? Ona göre devam edelim. Evet, bu birinci parçasıymış arkadaşlar. Listing 3.2'ye bakalım. Yine aynı fonksiyon, değil mi? Evet, parametreleri include suite setup. Heh, bak include suite setup yerine. Ha, bir de şöyle demiş. Public static string render page with setups and teardowns. Şimdi unit testing'deki bu kavramları biliyor musunuz bilmiyorum. Hani biraz da konteks verebilirim size. Unit test arkadaşlar, tamam mı? Unit testte testleriniz bir tane ya da birden fazla olabilir. Unit test ne için yazılır? Sizin production kodunuzu, yani canlıdaki kodunuzu birim anlamında test etmek istiyorsanız burada unit test yazıyorsunuz, tamam mı? Unit testini yazarken de bir ya da birden fazla test koyabilirsiniz. Herhangi bir, şimdi unit testte neyi test ettiğiniz göreceli. Davranışı test edebilirsiniz. Ya da ne bileyim, bazıları klasın içindeki metodları test ediyor. Bunların her birine unit test diyor. Ben o kısmını pek şey yapmıyorum. Ben senaryolara bakıyorum unit test ederken. Orada arkadaşlar setup kelimesini duyduğunuz zaman setup aslında test başlarken yaptığınız bir ayarlamadır. Mesela ne olabilir? İşte MySQL'i ayağa kaldı. Unit test edemeyelim de onu. Mesela birkaç tane customer bilgisini, test customer bilgisini önceden ayarlama. Buna setup diyebilirsin. Tear down dediğin şey de test bittikten sonra ortalığı temizleme anlamında kullanılan bir şey. Ondan sonra burada demiş ki render page with setups and teardowns. Mesela birinciye bakıyorum, testable HTML demiş. Yani adam bu kodu birisi okumuş, gönüllü olmuş, kodu okumuş, kodu anlamış, ne kadar zamanda anladıysa artık. Demiş ki ha, bu kod render page, yani herhangi içinde birkaç tane acayip acayip kodlar, karakterler var. Bunları setup ve teardownları ile birlikte sayfayı render etmek için yazılmış bir tane fonksiyondur diyor. Ve bunun üzerinden ilerliyor. Bunun içinde bir page data var. Page data tutmuş, bak onun olduğu gibi almış buraya. Daha sonradan building is suite. Önceden şeyleydi, include suite setup vardı. Bu is suite diye tanımlamış. Muhtemelen bunun bir şeyi vardır. Bir anlamı vardır. Şimdi bakın, gördün mü? Burada ne diyor? Boolean is test page. Page data has attribute test. Gördünüz mü? Bu demek ki is test page demekmiş. Yani bunu yapmanın iki yöntemi olabilir. Bir, ibareyi alıp bir değişkene atarsın. Yani yapmak istediği buradaki davranışın asıl amacını şuradaki değişkenin adıyla anlatmaya çalışırsın. Bu birinci seçenek. Ya da şu page data'nın üzerinde bir tane domain metodu yazıp bu domain metodunun üzerine de başka bir tane has attribute değil de mesela is test page diye bir metot koyabilirsin. Ama maalesef ki mesela düşünün, bir sorayım size o zaman. Burada Uncle Bob neden bunun içinde page data has attribute test diye bir şey var burada kısım. Bunu değişkene atamış da bunun üzerine bir metot yazmamış. Sizce sebebi ne olabilir? Yani ben bir sebep gördüğümden sormuyorum. Ama genelde bu test kütüphanelerin içinde, yani unit testin içinde böyle attribute'ları değişkene atmak daha mantıklı oluyor. Çünkü ne anlamı ifade ettiğini anlatmaya çalışıyorsun. Ama bu objenin üzerine bir fonksiyon yazma gibi bir seçeneğin pek de olmayabiliyor. Niye dersen, sebebi şu. Sadece testin içinde lazım olan bir logiği gidip de production kodunun içine koymazsın. Değil mi? Onun yerine böyle değişkenleri atarak kullanabilirsin. Daha sonradan demiş ki is test page ise bu. Eğer bir test page ise wiki test page. İşte page data get wiki page. Yani kim bilir neresiydi, bak bu wiki page. Tamam, o zaten varmış. Wiki page diye bir fonksiyon varmış. String buffer new page content new string buffer. Onu zaten vermişti önceden. Ne yaptı? Include setup page. Bak bu nereye kadar almış bunu? New page content append. Bakıyorum. Yani fonksiyonun yarısına kadar arkadaşlar şu şeye atmış. Bunun içine atmış. Şimdi ne yapıyor? Setup'ı include ediyor. Mesela bir string buffer var elinde. İlk önce setup kısmını include setup pages'ı ekliyor buraya. Nasıl yapıyor bunu? Elinde bir test page var. Ana datanın olduğu yer. Bir tane new page content'i var. İçinde daha hiçbir şey yok bunun. Bir de is suite var. Muhtemelen bu fonksiyonun içine soktuğu şeylerde şu test page'i kullanıyor. Şunu modifiye ediyor. Bu da o modifiye etmesinde yardımcı oluyor. Daha sonradan include, yani new page content append diyor. Content'i koyuyor. Yani setup'ı koyuyor. Testte de öyledir ya. Setup çalışır.
testler çalışır, sonra da teardown çalışır. Burada yaptığı setup ayarlıyor. Content'in içine gerçekten content'i koyuyor, asıl content'i. Sonra da page data'nın içine, pardon, include teardown pages, bu sefer de teardown'u koyuyor içine. En sonunda da page data'ya set content, elinde olan bütün datayı da şey yapıyor. Buraya eşitliyor. Sonra da bunun HTML'ini döndürüyor. Şimdi burada şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Mesela Uncle Bob burada demiş ki 2-3 tane fonksiyon kullanarak bunu hallettim ama böyle bitmiyor. Yani bu fonksiyonu çıkardığın zaman orada ne yapacağını da biraz anlayabiliyor olman lazım. Şimdi şeye de bakalım bir yandan. Hani chat'te de kaçırmayalım. Java'da değişken isimler, fonksiyon isimleri uzun olunca prod uygulamasında bir dezavantaj oluyor mu ya da build zamanı uzuyor mu? Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani fonksiyon adında kullanabilirsiniz ama bu yani fonksiyon içinde paragraf yazın anlamına gelmiyor. Ben olabildiğince niyetimi anlatabilmek için o fonksiyonları gerektiğinde uzun kullanabiliyorum. Yani orada bence herhangi bir şey yok. Kullanabilirsiniz yani. Bir önceki konuda değişken isimleriyle anlatabileceğin şeyleri değişken isminde anlat demişti. Evet. Evet, o cevap olabilir. Yani değişken, aynen. Bak çok güzel bir şey. Geçen derste şey vardı. Değişken isimli anlat diye bir şey vardı. Doğru hatırlamışsın. Şey, Mert. Selam Ramazan bu arada. Şimdi şuraya bakalım. Unless you are student of fitness, you probably don't understand all the details. Bak dediğimiz gibi. Yani bu fitness'ın kullanıcısı ya da onun bir öğrencisi falan değilsen, ben o fonksiyonları çıkardım ama onları anlamayabilirsin diyor. Still, you probably understand that this function performs the inclusion of some setup and teardown pages into a test page and then renders the page into HTML. Yani bizim anlattığımız gibi setup ayarlıyor, testleri koyuyor, teardown'u koyuyor, ondan sonra bunu HTML olarak render ediyor. Yaptığı bu. Divining that information from the tamam. So what is the makes function listing which is easy to understand? How can we make function communicate its intent? What attributes can we give our functions that will allow a casual reader to the kind of program they live inside? Yani diyor ki biz böyle bir şeylere parçalara falan böldük ama bunu okunabilir kılan nedir temelinde? Birinci de diyor ki small. Olabildiğince küçük olsun diyor. Bak burada rakamlar falan da vermiş. Bakalım. I have written several nasty 3000 line abominations. Yani 3000 line, 3000 satırlık bir şeyler yazmış. Galiba bu fonksiyon değil yani. Fonksiyon değildir umarım yani. Ya yaptı. Ona bir şey yapalım. Bakalım. Daha sonradan diyor ki I have written scans of functions in the 100 to 300 line range. Yani fonksiyonlar böyle 300, 100 ile 300 satır arasında olabiliyor diyor yaptığı. Ama and I have rewritten functions that were 20 to 30 lines. Bak bu sefer 20 ve 30. Ya bu daha kabul edilebilir. 20-30 arası. What this experience has taught me through long trial and error is that function should be very small. Yani bu uzun sürenin tecrübelerimin sonucunda şunu anladım ki fonksiyonlar kısa olmalı arkadaşlar. Yani diyeceksin ki doğası gereği uzun olabilir. Tamam, o zaman da bir yolunu bulup başka bir metoda ekstrakt edebilirsin. Şöyle diyeyim arkadaşlar size. Bu anti paternlerin içinde birçok kategoriye giren, mesela bir fonksiyon küçük değilse bir sürü şeye işaret edebilir. Mesela en basitinden hani diyoruz ya solid prensip, yani bir şeyi yapsın, güzel yapsın. Orada o fonksiyon bir şeyi yapmıyor olabilir. Birçok şey yapıyor olabilir. Buna işaret. Ya da mesela feature envy denen bir şey var. Anti-pattern. Gerçekten böyle bir başka bir yerdeki feature'ı kıskanıyor bir fonksiyon. Ya da class. Birkaç class'ın yaptığı işi kendi içinde yapmaya çalışıyor. O zaman diyorlar ki sen o zaman o class'tan aldığın şeyleri yapma. Git o class'a delege et bunları diyebiliyor. Bildiğin feature'ı kıskanıyor yani. Bunun gibi birçok şeye işaret edebilir. Dolayısıyla uzun fonksiyonları ayrı değerlendirmek lazım. Bu konuda. Mesela uzun class demiyor. Uzun class'ta da vardır bu. Ama uzun metotlarda bunu açık bir şekilde görebilirsiniz. Yayın başlayalı arkadaşlar. Bir 20 dakika oldu da efektif bir şekilde bir 12 dakikadır falan konuşuyoruz şeyi. Metot function'ların arkadaşlar metotla fonksiyonu açıkçası şey yapmadım ya. Şimdiye kadar hiç ayrımına bakmadım ama metot ve fonksiyonu ben ayrı diye yani gerçekten ayrımı var mı bilmiyorum. Metot ve fonksiyon deyince benim de aynı şey canlanıyor.
In the 80s, we used to say that a function. Yani o kadar gerçekten şeyini bilmiyorum. Ayrımını bilmiyorum. In the 80s, we used to say that a function should be no bigger than a screen full. Of course, we said that at time when TV screens were 24 lines and by 80 kalın and ya o zamanlar şeyle ölçüyorlarmış arkadaşlar. Ekranın uzunluğuyla ölçüyorlarmış. Yani o kadar olsun, onu geçmesin falan diye. Ama o zamanlarda 24 satırmış arkadaşlar. Yani bak, yazdıkları kod, kullandıkları ekran 24 satırlıkmış ve 80 kolonlukmuş. Buna sığdırmaya çalışıyorlarmış. Lines shouldn't be 150 karakter long. Yani 150 karakter olmasın diyor bir satır. Hatta checkstyle falan kullanıyorsanız, mesela ben 120 kullanıyorum satır genişliğini. Function shouldn't be 100 line long. Mesela burada da galiba yanlış hatırlamıyorsam 40 gibi bir şeydi. 100 line long. Function should hardly ever be 20 line long. Ya adam öyle bir inanmış ki kendine 20 satır olsun diyor. Half short should be function. 1990 bir ayette visit Kent Beck. Bu da hep Kent Beck'e gidiyor. Bir şeyler yapıyorlar devamlı. Kitaplarında hep o var. Tamam, gitmiş Kent Beck'e. Demiş ki we sat down and did some programming together. At one point he showed me a cute little Java Swing program that he called Sparkle. Sparkle diye bir Java ve Swing'i biliyorsunuz. Java'nın UI kütüphanesi, GUI kütüphanesi. Bunda bir program göstermiş. Adı da Sparkle'mış. It produced a visual effect on the screen very similar to Magic Wand of the Fairy Godmother in the movie Cinderella. Bir efekt yapan bir swingle bir program yazmış. As you move the mouse, the sparkles will drip from the cursor with a satisfying tamam. When Ken showed me the code, I was struck by how small all the functions were. I was used to functions in swing program that miles of vertical space. Şimdi bu diyor ki, ben de diyor kod yazdım ama benim yazdıklarım böyle millerce uzunluğunda, yani dalga geçiyor biraz da kendiyle. Ama Kent Beck'in yazdığı o GUI için yazdığı efekt programında fonksiyonların çok küçük olduğunu fark ettim diyor. Vazgeçtim, bakıyorum. Obvious, each told a story and each led next in compelling order. That's how short function. Yani hep kısa, anlatmak istediklerini çok açık anlatıyor. Bir de gerçekten hikaye gibi ard arda sıralanmış dediği o. Kitap sayfasının ortalama şan, yani kitap sayfasını ortaladığımızda şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın, bu hoşunuza gider mi bilmiyorum. Böyle bir şey. Yani ekranı şöyle çevirsem bu sefer de şöyle olması gerekiyor. Bu sefer de ben okuyamıyorum. Şöyle belki olabilir ama olmuyor. Maalesef o şey, bir daha geçen hafta başladığımız için biraz ayar falan çekmem lazım. Ona bir genel çözüm bulacağım ama şimdilik şöyle tek sayfa idare edelim. Ben biraz daha şey yapacağım, ona vakit ayırdıkça halletmeye çalışacağım. Bak geldi. Do one thing. Bir şey yapın diyor burada. Bakalım. Burada ne diyor? Include setup and teardown pages. Mesela. Burada demiş ki istes page data include setup and teardown pages. Şimdi şurada ne yapmıştı? Bir daha bakayım. Birinci yerde. İlk başta şey demişti arkadaşlar. Include setup ve sonradan include teardown diye gelmişti. Burada bir tane yapmış onu. Yani bu sefer de bire düşürmüş bunu. Is test page data ise her ikisini bir yere koymuş. Böyle yapın demiş. Tamam. Blocks and indenting. Bu da şey. Bloklar ve şeyler. Nedir? Indent, bu soldan ne kadar sağa indent ediyorsun falan onlar. This implies that the blocks within if statements, else statements, while statements and so on should be one line long. Probably that line should be a function call. Not only does this keep enclosing function small, but it also adds the commentary because this function call within the. Yani o indenting'i falan iyi ayarlaman gerekiyor diyor. Mesela çok fazla indent kullanırsan, o hani 120 long karakter falan filan var ya, ekrana sığmadığında bir alt satır falan yapabilir. O yüzden ona göre bir şey olması gerekiyor diyor kısmı. This also implies that a function shouldn't be large enough to hold nested structures. Therefore, the indent level of a function shouldn't be greater than one or two. This of course makes the function easier to read and understand. Şimdi bu diyor ki indent bir ya da iki karakterden, bak şimdi burada level of a function shouldn't be greater than one or two diyor ama one or two'dan buradan kastı ne? Yani ben bu eğer karakterse, ki buraya baktığımda karakter değil,
karakter ama iki karakter gibi gözüküyor. Ama günümüzde galiba indentler, yani benim gördüğüm 4. Hatta bilmiyorum 8 kullanan var mı ama indentler bundan daha fazla en azından. İşte ne kadar indente büyütürsen alt satıra geçme ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla kodunuzu biraz daha uzatıyor olacak yani. Okay. Şimdi, do one thing, bir şey yapın. It should be very clear that listening is doing lots of more than think. Ya birden fazla şey yaptı, çok açık diyor. Bakalım, the following advice has appeared in one form or another for 30 years. Yani 30 senelik bir geçmişi var diyor. Bakın, ne diyor? Functions should do one thing. They should do it well. They should do it only. Bir şey yapmalı, çok güzel yapmalı. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Production'da bir bug çıktığı zaman gidip onu yaparken yani bir şeyi yapsın çok güzel yapsın olmuyor maalesef. Orada hani acele edeyim falan filan yaparken tabii ki de şey olabiliyor. Bazı problemler olabiliyor ama her zaman production bug'ı çözmediğimiz için normal development yaparken bunlara en azından özen gösterilebilir. Ya yani insan olduğumuz için bunlar atlanabiliyor. Dolayısıyla bunları da böyle check style gibi hazır tool'larla falan yandan köşeden şey yapabilirsiniz. O kurallarla böyle dayatarak o noktaya gelebilirsiniz. Demek istediğim o. The problem with this statement is that it is hard to know that what one thing is does this thing one thing it is easy to make that the case it is doing three things. Şimdi one thing'i anlamak çok zor diyor. Mesela biz listing 3-3'te mesela burada bir şey yaptığından emin değiliz. Bak ne yapıyor bu? Hem setup'ı koyuyor üstte. Şuna çevirmişti ya. Setup, tear down, bir de content'in kendisi var. Üç şey yapıyor diyor aslında. Gerçek anlamda bunu küçülttük mü diyor. Yani bir şey yapsın diyebildik mi? It is easy to make the case that is doing three things. Bakalım bu nasıl yapıyor bu işi? Determining whether the page is a test page. Mesela bakıyor. Bu bir test page mi diye bakıyor. Setup ve tear down'ları koyuyor ve HTML'i render ediyor. Bakalım. Is the function şuradan. So which is it? Is the function doing one thing or three things? Bir şey mi yapıyor, üç şey mi yapıyor burada? Yani oradaki if koşuluna bakması bir şey gibi gelmiyor bana. Notice that the three of the step functions are one level of abstraction below the state names of the function. We can describe the function by describing it as a brief TO paragraph. TO render page with setups and teardowns. We check to see whether the pages is a test page and if so we include the setup and teardown. In either case we render the page in HTML. If a function does only those steps that are one level below the state name of the function, then the function is doing one thing. Aslında oradaki if condition falan hani fonksiyonun başka bir şey yapıyor anlamına gelmiyor. Yani bunlar kontrol mekanizmaları ya. Kontrol mekanizmaları olduğu için o if'leri falan hani farklı bir şey yapıyor gibi göremezsiniz. Yani o if koşulları falan jenerik ifadeler yani. Her yerde kullanabilirsiniz. Okay. Diyor ki hani fonksiyonu kullanma biçimini değiştiriyor ama genel anlamda şey kuralını bozmuyor yani bir şey yapsın düzgün yapsını bozmuyor diyor. Sections within functions. Look at listing 4.7 on page 71. O çok ilerideymiş. Neyse 71'e refer ediyorsa onu biraz atlayalım. One level of abstraction per function. Şuradan bakalım. In order to make sure our functions are doing one thing, we need to make sure that the one statement within our functions are all the same level of abstraction. Şu abstraction'ın aynı seviyede olması bir bakalım bunu ne demek. It is easy to see how distinguish violates the rule. There are concepts in that are very high level of abstraction such as getHTML. Others than that at intermediate level of abstraction such as a string page name render. Still others that are remarkable on level that append. Yani burada mesela getHTML var fonksiyonun içinde. Ondan sonra render var. Değil mi? Bu ikisi başlı başına farklı bir şey olabilir. Dolayısıyla hani o fonksiyon içinde biraz advanced kaçabilir. Mixing level of abstraction with a function is always confusing. Reader may not be able to tell whether a particular expression is an essential component of the detail. Worse, like broken windows. Şuradan bakalım.
Can't mix the essential concept more and create a function. Ya bu fonksiyon içinde arkadaşlar birçok komponentten gelen şeyler var. Hani renderlar, HTML'i allar falan filan gibi fonksiyonun içindeyken bunlar doğru bir şekilde abstraction olmayabilir. Mesela şey düşünün. Bir fonksiyon yazdınız. Fonksiyonunuzun içinde direkt olarak MySQL'den veriyi çekmenizi sağlayan JDBC driver'ı var. Bu doğru bir abstraction şekli olmayabilir. Onun için ne yapıyoruz biz? Mesela Java kullanıyorsanız orada repository objeleri var, class'ları var. Yani sen direkt olarak JDBC'ye bağımlılığı yaratmıyorsun. Onun yerine bir abstraction daha var, bir level abstraction daha var. Repository'ye bağımlı oluyorsun gibi. Burada da mesela baktığınız zaman get.html diye bir şey var. Yani ne alaka? Bana şöyle geliyor mesela örnek veriyorum. HTML renderer diye bir şeyim var da HTML servis diye bir şeyim var. Sen ona bağımlı olursun. Onun üzerinden nokta get.html dersin. Bir de burada path parser nokta render var mesela. Orada da render servis diye bir şeyin olur. Onun üzerinden yürürsün. Fonksiyonun içinden direkt olarak bu low level şeylere erişim yapmak o one level abstraction dediği olayı biraz bozuyor. Elena Reis bakalım. Bu standart fonksiyonlarınızı kısa tutun ve tek iş yapın biraz fazla genelleme değil mi? Stack Overflow'a bile yol açmaz mı yerine göre? İlaveten sürekli geri dönüş return adresini stack atacağımız için de performans kaybına yol açar uygulamamıza göre belki inline fonksiyonlar kullanılıp çözülebilir. Yani bu yapısıyla hiç düşünmedim ama Stack Overflow falan yol açması bence aynı şey değil. Yani şöyle diyeyim sana. Stack Overflow'a yol açtırabilmen için fonksiyonun içinde çok fazla atama yapman lazım. Yani burada mesela 3 tane fonksiyona çıkarmış. Stack Overflow'a gelebilmen için 3 değil çok daha fazla şey extract etmen lazım. Zaten bir fonksiyonun içinde sen örnek veriyorum 1000 tane metoda extract edip yani fonksiyonun içine bakıyorsun 1000 tane metot çağrımı var. Zaten böyle bir fonksiyon olamaz. Orada başka bir problem var. Yani temel anlamda 3 tane ya da 4 tane metot çağrıldığını düşün yani. Onlar Stack Overflow'a sebep olmaz. Furkan selam. Şimdi bakıyoruz. Devam. Reading code from top to bottom. The step down rule. We want the code to read like a top down narrative. We want every function to be followed by a those of the next of the tamam. Called this step down rule. To say this differently, you want to be able to read the progress. Tamam. To include the setups and teardowns, we include step setups. Then. Şimdi arkadaşlar burada hatta ileriki bölümlerde falan da gelecek galiba bu. Şimdi metodu okurken arkadaşlar yukarıdan aşağı mesela reading code from top to bottom step down rule. Adam ne yapmış? İlk önce setup ve teardownları we include setup diyor. İlk setup'ı koyuyorum. Daha sonradan test page'inin content'ini koyuyorum. Daha sonradan da teardown'u koyuyorum. Bu benim için adım adım ilerlediğim yöntem. Ben buna step down the step down rule diyorum. Yani merdivenden aşağı step down indiğini düşün yani. To include the setups, we include the suite setup. If this is a suite, then we include the regular setup. To include the suite setup, we search the parent hierarchy falan filan. Değişik değişik yollar söylemiş. It turns out to be very difficult for programs to learn to follow this rule and write functions that stay at a single level of abstraction. But learning this trick is also very important. It is the key to keeping functions short and making sure they do one thing. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Merdivenden aşağı inerken adım atıyorsun ya, bir adım attın aşağıya. Bunun yaptığı şey çok açık değil mi? Yani işte en üst basamaktasın. Bir basamak aşağıya attığında hem bir adım aşağıya atıp hem ayakların yıkanmış olmuyor değil mi? Yani öyle bir kavram yok. Yani hem bir adım aşağı atıp işte hem ne bileyim başka bir iş yapmıyor. Bir iş yapıyor. Dolayısıyla sen oradaki basamak basamak aşağı indiğinde oradaki her basamağı çağırdığın, ekstrak ettiğin bir fonksiyonu çağırdığın gibi düşün. Dolayısıyla adım adım ilerlemeyi öyle yapman gerekiyor. Yani ben fonksiyonu ekstrak ettim. Ama ekstrak ettiğim fonksiyon içinde de 5 tane iş yapıyor içeride. O olmayabiliyor. Doğru bir kullanım olmayabiliyor. Dolayısıyla bu biraz da uzmanlık gerektiren bir şey. Yani bunu pratik yapa yapa yapmanız lazım. Örnek veriyorum. Elinde 50 satırlık bir fonksiyon var. Ben o 50 satırlık fonksiyonu ekstrakt ettim. İçeride bir tane var fonksiyon artık. A diye bir fonksiyonum vardı. İçinde 50 satır vardı. 50 satırlık kodu ekstrakt ettim fonksiyona. A fonksiyonun içinde artık şöyle bir metodum var. B.
Extract ettiğim metodun adı B. Ama bu sefer orada A'da 50 satır vardı. Onu B'ye extract ettim. Bu sefer B'de 50 satır var. Yine birçok iş yapıyor. Böyle yapmamamız lazım. Peki nasıl bölmemiz gerekiyor? O biraz domain ile alakalı. Yani o işi biraz biliyor olman lazım. Mesela burada setup'ı yapmış, content'i koymuş, sonra tear down'u koymuş. Bu biraz da o alanlar biraz tecrübe edinmeni gerektiren bir şey. Bunu da arkadaşlar pratik. Yani yazılımda yani şey dersiniz ya mesela ben çok zekiyim işte benim kafam çok çalışıyor bu konuda diyebilirsiniz ama yani benim şahsi düşüncem bunu en az söylemeniz gereken yer yazılım arkadaşlar. Yazılımda pratik çok önemli. Çok fazla şimdi diyeceksiniz ki bu çok çalışmaya mı geliyor? Çok çalışma değil arkadaşlar. Yazılımcının günlük 8 saat mesai harcaması bile başlı başına çok büyük bir şey zaten. Çok fazla şeyle muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla o muhatap olduğunuz şeylerden çok yani verimli bir şekilde muhatap olursanız oradan çok fazla şey öğrenirsiniz. Bunlar size şey gibi gelir. Yani çantada keklik böyle çok basit detaylar gibi gelir size bu kurallar sonrasında. Switch statements. Switch, it is hard to make a small switch statement. Even a switch statement with only two cases is larger than I would like a single block or function to be. It is also hard to make a switch statement that does one thing. Şimdi switch statement'ın bir iş yapması zor bir şey değil mi? Switch'in içinde case'ler var. Her case'de bir şey yapıyor. Bakalım. By their nature, switch statements always do n things. Switch'in içinde n tane case varsa n tane iş yapar. Doğru mu? Unfortunately, we can't always avoid switch statements, but we can make sure that each switch statement is buried in a low-level class and is never repeated. We do this, of course, with polymorphism. Değil mi arkadaşlar? Switch statement bir nevi polimorfizmdir. Niye? Şu örneğe baktığınız zaman calculate pay diye bir şey var burada. Maaşın ay sonu geldi. Maaşını hesaplıyor. Employee'ye bakıyor şimdi. Employee E. E'nin type'ına bakıyor. Junior mısın? İşte commissioned, hourly, salary, pardon. Bu level değilmiş. Contract tipiymiş yani. Commissioned, hourly, salaried. Normal aylık maaş alıyorsan, işte saatlik çalışıyorsan. Bir de commissioned vardı bunun nedir bilmiyorum. Şimdi buradaki employee'nin type'ına göre 3 tane fonksiyon çağrılabiliyorsun ve bunlar birbirlerinden çok farklı arkadaşlar. Mesela elinizde bir car objesi var. Bu car üzerinden BMW, Volkswagen ya da Audi üretiyorsunuz ya polimorfizm yapabiliyorsunuz orada. Bu da aynı şekilde bir fonksiyonun içinden ki hani bir şeyi yapsın diyoruz ya switch statement'ı bir değil de birden fazla şey yapmamızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla biz buna da fonksiyon içindeki polimorfizm diyebiliyoruz. Ama baktığınız zaman case'in altında yaptığı şey bir tane. Yani bu en azından bu kendi içinde bir tane. Yani switch'te bunun doğasını değiştiremiyorsunuz. N tane case'in varsa N tane de şeyim var. N tane yapman gereken iş var. Tamam. Onu geçebiliriz. Şeye bakalım. Hani buna başka bir çözüm getirmişler mi? Şey kısmına bakalım. Bakın şöyle. There are several problems with this function. First, it is large. Fonksiyona bak. Yani bu kadar satıra large diyorlar arkadaşlar. Bakalım. And when new employee types are added, it will grow. Öyle bir şey var tabii. Hani biz uzunluk açısından baktık. Şimdi adam diyor ki employee type geldikçe şuradaki case'leri arttırman gerekiyor. Salary, hourly, commission. Mesela ne olabilir? İşte short term contracted mesela. 6 aylık kontraklı olanlara nasıl veriyorsun falan filan gibisinden. Ondan sonra diyor ki second it very clearly does more than one thing. Tamam, switch'in doğası. Third, it violates the single responsibility principle, SRP. SRP deliyor diyor bu SRP kuralını. Because there is more than one reason for it to change. Yani burada E nokta type var ya, bu çoklandıkça daha fazla case ekliyorsun buraya. Tamam. Fourth, it violates open closed principle. Şimdi bu open for modification, neydi? Open for extension, closed for modification, değil mi? Yani değişime kapalı olacak ama extend etmeye açık olacak. Şimdi ben buraya her case eklediğim zaman bu değişiklik demektir. Buna kapalı olması gerekiyor diyor. Şimdi bakıyorum da yani eğer bunu başka bir şeye çıkaracaksa ki yine switch'e çıkarıyor. Tamam bakalım. Güzel bir noktaya getiriyor bunu galiba.
But possibly the worst problem with this function is that there are an unlimited number of other functions that will have the same structure. For example, we could have is payday. Böyle bir şey var. Or delivery pay. Or a host all others. The solution to this problem is to bury the switch statement in the basement of an abstract factory. Abstract factory yap diyor. Bakalım. And never let anyone see it. The factory will use the switch statement to create appropriate instances derivatives of employee and the various functions such as calculate pay, is payday, delivery pay will be dispatched polymorphically through the employee interface. Bakalım. My general rule for switch statement is that they can be tolerated if they appear only once, are used to create polymorphic object and are hidden behind an inheritance. Bakalım. Şuraya bakıyoruz. Şöyle. Ne yapmış arkadaşlar? Bir tane abstract class. Şimdi abstract factory üzerinden ilerleyecek demişti. Abstract class employee diye bir şey var burada. İçinde şey var. Boolean is payday. Bir tane payday diye bir şey var. Metot. Money calculate pay diye bir metot var. Bir de delivery pay diye bir metot var içinde. Bu employee'nin içinde olan. Bir tane de interface tanımlamış. Interface de employee factory. Employee factory'nin içinde de make employee. Yani elinde bir factory var, fabrika. Bundan bir şey üretiyor. Employee üretiyor. Employee record var. Yani bu buraya geçti request parametresi. Hata durumunda da invalid employee. Bakalım şimdi ne yapıyor. Employee factory impl var. Bu implement ediyor bu interface'i. Implement ediyor. Implement ettiği için de make employee'yi hemen implement etmesi lazım değil mi? Request'i alıyor. Sonra da switch edip buraya geliyor. Şimdi burada ne yapmış adam peki? Elinde bir abstract factory var employee diye. İki, mesela commission dedi return new commissioned employee değil mi? New commissioned employee. Okay. Şimdi burada arkadaşlar baktığınız zaman bakın şimdi buna yeni bir keyif eklediğinde buna ben extension diyorum. Niye biliyor musun? Önceden bu fonksiyonun kendisini getiriyordu. Mesela calculate commission day payday, calculate hourly pay. Direkt olarak fonksiyon logiği çalışıyordu burada bakın. Şurada direkt fonksiyonların kendileri çalışıyordu nihayetinde. Ama buraya baktığınız zaman, buraya baktığınızda arkadaşlar switch statement'tan gelen şeyler artık fonksiyonun kendisi değil, o fonksiyonu yapan o fonksiyonu içeren klasların kendisi geliyor artık. Şimdi temelde bir tane employee diye bir abstract factory'm var, şey abstract class'ım var. Üçünde 3 tane davranış var, değil mi? Fonksiyonlara behavior demiştik. Is payday, calculate pay, delivery pay. Bu şu interface sayesinde de ben değişik şekillerde employee çeşidi döndürebiliyorum. O da şuradan. Commissioned employee. Bu bir class. Bu class'ın üzerinde şu 3 metodunda çalıştığı yerler var. Hourly employee dediğimde yine bu 3 metot var. Invalid salary employee dediğimde yine bu 3 var. Yani herhangi biri gelip şöyle bir şey yaptığı zaman employee factor yani make kendi parametrelerini geçiyor. Daha sonra da diyor ki bana bir tane employee ver. Create ediyor factory üzerinden. Eline bir tane employee geliyor. Bu employee aslında temelinde baktığında employee factory'nin üzerinde şu employee geliyor. Ama bu değişik şekillere bürünebilir. Birisi commissioned employee, birisi hourly employee, birisi salary employee. Senin tek yapman gereken onun üzerindeki metodu çağırmak. Yani calculate pay'i çağırmak. Bu kadar. Üç beş, evet. Örneğin gibi kod yazmayacak, yanlış bir şeyleri yapıyormuşum gibi hissediyorum. Sonra tüm senaryolarda bunu yapmaya çalışıyorum. İşler daha da karmaşıklaşıyor. Yani bir önceki notasyonda fonksiyonun kendisi kullanılıyordu ve onu açık ediyordun aslında. İkinci notasyonda da o fonksiyon logiğini class'ın arkasına saklıyorsun. Sana class geliyor. Class'ın üzerinde fonksiyonu çağırdığında ne yaptığıyla ilgilenmiyorsun. Temel anlamda o. Use descriptive names. Burada fazla bir şeye girmemize gerek var mı? Bakıyorum. Bak az önce biri sormuştu isim uzun olabilir mi diye. Don't be afraid to make name long. Cevabı bu. A long descriptive name is better than a short enigmatic name. Enigmatic dediği de muhtemelen bu enigma vardı ya makine şey. Şifreleme makinesi.
Onun gibi öyle şifrelenmiş şeyler kullanmayın diyor. A long description is better than a long descriptive comment. Yani küçük değişken adı kullanıp uzun uzun yorum yazacağına uzun değişken adı kullan diyor. Ya da fonksiyon adı. Yani birden fazla word olabilir diyor içinde. And then make use of those multiple words to give the function a name that says what it does. Tamam, güzel. Buradakini anladık zaten. Fonksiyon argümanlarına bakalım arkadaşlar. Nasıl ilerliyormuş? The ideal number of an argument for a function is zero. Yani elinden geldiğince fonksiyona parametre verme diyor yani. Next comes one monadic. Buna niladic. Muhtemelen nilden geliyor bu. Next comes one monadic. Bir değişken. Followed closed by two diadic. Three arguments is triadic. Should be avoided where possible. More than three. Polyadic requires very special justification and then shouldn't be used anyway. Yani sıfır tercihimdir diyor. Güzel. Bir kullanabilirsin. İki kullan. Üçten kaçınmaya çalış ama yine kullanabilirsin. Üçten sonrasını kesinlikle kullanma diyor. Benim mesela kullandığım metotta şey POJ'ye çeviriyorsun. Yani request objesini çeviriyorsun ya da DTO neyse. Request objesi geçebilirsin. Yani az öncekinde şey vardı ya employee record vardı mesela. Immutable obje muhtemelen o. Request öyle geçiyor. Arguments are hard. They take a lot of conceptual power. That is why I get rid of almost all of them. Example. For instance, the string buffer in it as an argument in git instance for but then our readers would have had to interpret each time they saw it. When you are reading the story told by the module, include setup pages. Is easier to understand than English setup pages and new page content. Evet yani şu daha kolay diyor. Çünkü burada new page content geçiyor ya şurada. Her seferinde new page content geçiyorsun. Onun ne anlama geldiğini tekrar tekrar geriye bakıp anlamak zorunda kalıyorsun. The argument is at different level of abstraction than the function name and it forces you to know the detail. String buffer. That isn't particularly important at that point. Arguments are even harder from a testing point of view. Imagine the difficulty of writing all the tests. Şey diyor arkadaşlar burada fonksiyon adları şey argümanları çoğaldıkça bunların testi de zorlaşıyor çünkü o değişik olasılıkta değişik parametreleri argümanları fonksiyona geçip nasıl davranış gösterdiğini test etmeniz gerekiyor orada da biraz zorluk var diyor. Output arguments are harder to understand than input arguments. When we read the function we are used to idea of information going into the function through the arguments and out through the return value. We don't usually expect information to be tamam. So output arguments often causes to do a double take. One input argument is the next best thing to no argument. Setup teardown includer nokta render page is very pretty to understand. Clearly we are going to render that. Tamam, bir argument olduğunda çok güzel şey oluyor diyor orada. Ya bu argument konusu çok teorik anlamda basit gözüküyor anlaması ama gerçek implementasyonda bunu iyi tasarlaman gerekiyor. Artık record mu kullanacaksın, nasıl yapacaksın onu bir şekilde oturtman gerekiyor. Burada kullandığınız şeyler arkadaşlar over engineering diyemeyeceğim. Birçoğu hala günümüzde aktif. Over engineering demekle tembellik arasında bence fazla bir çizgi yok. Onu bir iyi oturtmak lazım yani hani günün sonunda over engineering yapmamak için böyle davranıyorumla tembellik yapıyorum aynı yere denk gelebilir. Dolayısıyla olabildiğince uygulamak lazım yani bunları. Aklınıza yatanları diyelim yani diyor ki adam 4 tane parametre kullanma. Yani bu aklına nasıl yatmayabilir mesela? İyi bir nedenin varsa tamam ne güzel koyabilirsin çok güzel bir şey ama iyi bir nedenin yoksa bence onun yapılması lazım. Common monadic forms. Monadic neydi? Bir tane olandı. There are two very common reasons to pass a single argument to a main function. You may be asking question about that argument as in building. Tamam ya yani bu ne olabilir? Bir dosya var mı yok mu diye soruyorsun. Tabii ki de burada şey olacak. Parametre olacak yani. Ya da bir şeyden başka bir şeye çeviriyorsun. Olabilir. O da olabilir. Somewhat less common but still very useful form of a single argument function is an event.
In this form, there is an input argument but no output argument. The overall program is meant to interpret the function call as an event and use the argument to alter the state of a system. For example, void password attempt failed n times. Use this form with care. It should be very clear to the reader that this is an event. Choose names and correct context carefully. Yani bazında şey var diyor mesela password attempt failed n times. Bunun bir çıktısı yok aslında. Ama verdiğim parametreye göre bir event fırlatabilir ya da bir log basabilir neyse artık. Burada niyetinizi düzgün belirtin diyor mesela. Try to avoid any monadic function that don't follow these forms. For example, void include setup page into. Using an output argument instead of a return value for a transfer is confusing. Using an output argument instead of a return value burada into dediği input olarak kullanıyor ama return value yani string buffer'a ben bunu dur bakayım bir daha düşünüyorum. Ha doğru doğru arkadaşlar burada adam şurada if a function is going to transform its input argument yani bunu çevirecekse şu ad biraz karmaşık olabilir diyor. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bakın include setup page into diyorsun. Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama bir de şuna bakın. Bu return value normalde adamın demek istediği. Diğer formu da şu. Bak string buffer döndürüyor. Adı da transform. Yani input olarak verdiğin şeyi şuna çeviriyor. Java'da şey ya. Return value fonksiyon adından önce ya. Bu kullanım daha güzel. Şundan daha güzel yani. Yani döndürmek istediğin elemanı fonksiyon parametresi olarak verirsen insanların kafasını karıştırır diyor şuradaki. Even if the implementation in the first case is simply returns the input argument. Tamam. Sen buraya input argument verdin. Şimdi diyor ki fonksiyon, bu fonksiyon sana vereceğim şeyi buna çevirir misin diyor. O inputta verdiğin şey aynı zamanda gidiyor return olarak dönüyor. Bu kafa karıştırıcı olur diyor. Onun yerine return yerini ver. Return değeri olarak dönsün. Burada ne yapıyor? Bir parametre veriyorsun. Input. Onu modifiye ediyor. Sana modifiye edilmiş yani senin global değişkenini modifiye ediyor. Onun yerine diyor ki fonksiyon koluna return value olarak dön. Yapmak istediği o. Flag arguments. Flag arguments are ugly. Hayda. Evet abstract factory over engineering gibi gelebilir ama o öyle bir case yakaladın bence yapıştırman lazım. Her zaman eline yani her zaman denk gelmeyebilirsin. Tamam. Flag arguments are ugly. Passing a boolean, şuradan bakalım. Passing a boolean into a function is a truly terrible practice. Yani bir boolean'i bir fonksiyon içine geçersen bu terrible practice diyor. Bakalım. It immediately complicates the signature of the method, loudly proclaiming that this function does more than one thing. It does one thing if the flag is true and another if... Yani flag olayı devreye girdiği zaman kafadan iki şey yaptığını anlıyorsun diyor. Bakalım ne yapmış. In listing 3.7 we had no choice because the callers were already passing that flag in and I want to limit the scope of refactoring to function and below. Still the method call render true is just plain confusing to a poor reader. Mousing over the call and seeing render it helps a little but not that much. We should have split the function into two render for suite, render for single test. Yani true ve false
iki tane değer alıp iki logiğe dallanan bir fonksiyon varsa, o iki varyantı istersen yaz, hani true false geçme daha iyi diyor yani, demek istediği o. Aynen öyle Mert, doğru anlamışsın. Aynen. Şu şeydeki bakayım Mehmet, senin dediğini bir anlamaya çalışayım abi. Bu kitaptaki şeylerin uygulanabilirliğini kontrol ettikten sonra bu yöntemleri uyguladığınızda işiniz daha, şöyle yapayım biraz büyük ekran, şöyle büyük ekran yapalım, ha şöyle tamam. Bakıyorum. Bu kitaptaki şeylerin uygulanabilirliğini kontrol ettikten sonra bu yöntemleri uyguladığınızda işiniz daha da zorlaşıyorsa kullanmayın. Yani 4'ten fazla parametre almamaya çalışan ama Product CSS sınıfının içerisinde Create Product adında bir metodunuz varsa, o zaman yapacak bir şey yok zaten. Create Product olmasının sebebi return değeri olarak domain event dönmek olabilir. Bir nevi constructed niyetine yani. Yani burada Mehmet sen şey mi diyorsun abi? Yani bir create product fonksiyonu 4'ten fazla bir şey alabilir. Şey kısmını anlayamadım ama domain event dönmek olabilir diye bir amacı var. O yüzden 4'ten fazla falan parametre geçiyorum. O kısmı anlayamadım. Biraz daha açarsan. Serkan demiş, 3'ten fazla olunca bunları bir kompleks veri yapısı altına yollayabilirsin. Ha, örneğin aynen ben onu söylemiştim zaten. Şeyde request Pojo, DTO olabilir, Pojo olabilir. Örnekte de Record diye bir şey vardı, Employee Record. Bunun içine gömebilirsin. Bunun daha da kötüsü şöyle oluyor. Mesela bir fonksiyonun var, Find by Customer ID. İçine geçiyorsun Customer ID'yi, anlaşılıyor orada. Sonra yeni bir parametre geliyor. Mesela şey, Team ID. O zaman fonksiyonun adını da değiştirmek zorunda kalıyorsun. Find by Customer ID and Team ID. Ya da Find diyorsun. Yani Find by'da kalıyorsun yani. Parametre geldikçe yeni yeni şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Unit of work kullanma application service'te tüm ümmetleri tek seferde. Ha, event fırlatma o. Tamam abi, ona sen yaz istersen bakalım biz sonra. Şurada diadic function. Diadiklerde iki taneydi diyor. Şimdi özellikle böyle koordinat alan fonksiyonlarda iki tane parametre alması mantıklı olabilir diyor şurada. Bu normal bir kullanım. Tamam. Sonra Cartesian point naturally take two arguments. Indeed we will be very surprised. Tamam. However, the two arguments in this case are ordered components of a single value. Whereas output stream and the name have either a natural cohesion or natural ordering. Tamam. Buraya baktığımız zaman da a function with two arguments is harder to understand than a monadic function. For example, write field name is easier to understand. Ya da diyor şu output stream'i şu an yapılasa deniz olarak bekle. Sizlikle onu geçmek zorunda kalmazsın yani. Bahsediyorum. Rats gibi bir şey diyor. Functions that take three arguments will be harder than the rats. Issue ordering and ignoring more than assess you think very carefully before creating a triad for the cost of expected actual bağ böyle mesaj verebiliyorsun yani fail olduğunda nasıl mesaj falan diye. How many times have you read the message? Bu çok doğru arkadaşlar ya. Hani actual expected'ını değiştirsen hiçbir anlam ifade etmiyor yani, kod yine çalışıyor yine. Günün sonunda hani sana şöyle bir fonksiyon çıkıyor yani. Expected bu, actual bu. Sen yeni yanlış yazarsan sen objects. Seem to need two or three arguments, some of those arguments. Bunlara circle, make circle, show yapacağını, make circle, point, center, double, radius böyle yapabilirsiniz. Çünkü bu x ve y koordinat noktayı oluşturur. Ona point demiş direkt olarak. Reducing the number of arguments by numbers out of may seem like cheating, but it is not. When groups of arguments are put together,
the way X and Y are the example of they are likely part of the concept that deserves a name of its own. Argument lists. Well, perhaps if one of them has a variable number of argument into the function, consider for example this form. Tamam, buraya bunları veriyoruz diyor. Tamam. If the variable arguments are all treated identically as in the example above, then they are equivalent to a single argument of the by that reasoning string format is actually deotic. Indeed, the declaration string format as shown above is clearly deotic. Ha. Şuraya muhtemelen is falan geçiyoruz. So all same rules apply. Functions that take variable argument can be monads, diads or intrads, but it will be mistaken to give them more arguments than that. Monad, bu. Monad, bir argüman var ama birden çok integer diyorsun. Diad, iki ya da ikiden çok. Triad, üç ya da üçten çok. Anlamında. Verbs and keywords. Bakalım. Choosing a good form can go a long way. Towards many the intent of function and order. In the moment, the function and argument should form a very nice verb. For example, write name is the evocative. Whatever this name thing is, it being written. And even better name be write field, which tells us that the name thing is a field. Biraz daha açıklayıcı olsun. Hangi bir şey olabilir? Dosya mı yazıyor? Field mi yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Şey, hala doma var mı arkadaşlar şeklinde? Şöyle yapsam. Şu an umarım problem şu anda. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şu an ses geliyor mu? Heh, tamam. Ya wireless'a geçmiştim, kabloya geçtim tekrardan. Tamam. Yani fonksiyonun adını verirken düzgün verin diyor. Write dediğin bir anlam ifade etmiyor. Ha, write şöyle anlam ifade edebilir. Mesela file'ın altındaki, file service'in altındaki write o anlam ifade edebilir bence. Çünkü dosyayı yazdığını anlayabiliyorsun. Ama durup dururken herhangi bir yerdeki write fonksiyonu bir anlam ifade etmeyebilir. Have no side effects. Side effects are lies. Bir bakalım şöyle. Ne kadar şeyimiz var. Tamam. Şöyle bak. Side effects are lies. Your function promises to do one thing, but it also does our hidden things. Sometimes it will make unexpected changes to the variables. Tamam. Seemingly inobvious function is shut. This function uses standard algorithm to match a username. It returns true if the match false. But it also has, can you spot it? Şimdi bakıyoruz. Burada bir validatör var. Kriptograförü geçmiş buraya. Check password. Username ve password'ı alıyor. User gateway'e gidip alıyor onu. Sonra user'ın üzerinden bir de get phrased encoded password var. Bir de decrypt ediyor arkadaşlar burada. Yani ben bir şeyi check edeceğim. Burada decrypt de var. Sonra session'ı da initialize ediyor. Yani bu session initialize. Doğruysa session'ı initialize ediyor. Bence şu initialize'ın validatörün dışında olması lazım. Bakalım ne diyecek burada. The side effect, bak gördün mü? The side effect is the call to session initialize. Of course, the check password function by its name says the check password. The name does not imply the initial system. So a caller who believes what the name of the function says runs the risk down. This side effect creates a temporal coupling. Burayı anladık zaten. Yani kesinlikle one thing yapmanda burada çok görünür. Yani ben burada user'ı validate ederken belki session initialize etmeyeceğim. Belki başka kontrol de yapacağım burada. Yani bu session initialize edilmesi bunun görevi değil kesinlikle. Output arguments. Arguments are mostly natural.
interpreted impulse to a function. If you have been programming for more than a few years, I'm sure you have done a double take on an argument that append footer. Yani bu senin oraya geçtiğin bir değişken, hani bunu değiştir diye geçtiğin bir değişken mi? Yoksa bir şeyi döndürüyor mu gerçekten, onu anlamaya çalışıyorsun. Does this function append as the footer to something, or does it append some footer to s? S'yi bir yere mi ekliyor, yoksa bir şey s'nin sonuna mı ekleniyor? Anlayamıyorsun diyor. Dolayısıyla sen buraya s değil de şöyle bir şey verirsen, append footer istiyor. Yani bakalım, is an input or output? It does not take long to look at the function signature and see. Buffer veriyorsun, o zaman buna ekleniyor, s'ye ekleniyor. Çünkü string buffer'a append ediliyor genelde. This clarifies the issue, but only the expense of checking the declaration. Yani bunu eninde sonunda buluyorsun ama fonksiyonun implementasyonuna bakman gerekiyor diyor. Dolayısıyla bakalım ne diyor bunun için. Fonksiyon deklarasyonu, yani fonksiyonun açıklamasına bakman gerekiyorsa buna double take deniyor. It is a cognitive break and should be avoided. In the days before object-oriented programming, it was sometimes necessary to have output arguments. However, much of the needs of them, tamam. Report nokta append footer. Ha. Buradan bunu da çıkarmış arkadaşlar. Muhtemelen şu report objesinin üzerinde rip append eklemiş ve sen buradan ne anlıyorsun? Report'a append ediliyor. Bu. Böyle çözün diyor yani. Comment query separation, CQS. Functions should either do something or answer something, but not both. Ya bir şey yapacak ya da bir şeye cevap verecek. But ikisini de yapmamalısın lazım diyor aynı anda. Your function should change the state of an object or it should return some information about that object. Doing both, yani hem o objenin statüsünü değiştiriyor hem de aynı zamanda return ediyorsa orada bir problem olabilir diyor. Bakalım set attribute value. This function sets the value of named attribute and returns true if it is successful and false if not. This leads to an odd statement like this. If set Uncle Bob. Imagine this from point of view of the reader. What does it mean? It's asking whether the username attribute. Buna ne öneriyor peki? Bakayım. Ha. Şimdi return true ya da false olmasının şöyle bir amacı var arkadaşlar. Genelde low level database yazarken orada var. Herhangi bir field'a bir değer atadın ya, o değeri update edebildiysen true dönüyor. Ama edemediysen, yani zaten o değer aynıysa eskisiyle, false dönüyor. Onun yerine şöyle attribute exists username, o zaman bunu yap. Bu böyle yapabiliyorsun yani orada. Yaptı o. Öyle bir koymuş yani oraya. Bakalım başlığın adı neydi? Comment query separation. Yani hem değerini set edip hem de bir şeyi döndürmesin diyor yani. Prefer exceptions to returning error codes. Yani error kodu döndüreceğine exception fırlat diyor Java'da. Bakalım. If delete page eşittir, AOK. Bak böyle error kodları var. AOK eşit değilse. Nerede return? Ha, return show error. Yani böyle yapmayın diyor. Onun yerine exception fırlatın. Bakalım. Delete page. Şurası. Delete page. Register delete reference. Config keys. Delete key. Tamam. Şimdi burada eğer exception fırlatırsan, şimdi bunlardan herhangi biri çıktı olarak gelebilir değil mi? Bu gelebilir, bu gelebilir, bu gelebilir, bu gelebilir. En sonunda bir de return error var burada. Tamam mı? Onun yerine diyor, error'ı eğer verirse, buradan bir error fırlarsa exception gelecek değil mi? Mesajı direkt en üzerinden yapabilirsin. Java'da bir de böyle şansın var. Böyle şansın varken exception'ları daha efektif kullanabilirsin yani. Tamam.
Bakalım. Extract try catch blocks. Are ugly in their own right. They confuse the structure of the code and mix error processing with normal processing. So it is better to extract the bodies of the try and catch blocks out into function of their own. Şuraya bakalım. In the above, the delete function is all about error processing. Yani şu burada ne yapıyor arkadaşlar? Delete diye bir fonksiyonun var. Tamam mı? Bunun bir exception fırlattığını biliyorsun. Bak burada try catch yok bunun içinde. Bunu sonra gidiyor bir üst seviyede burada kullanıyor. Bunun görevi de zaten error processing yapmak. Yani try catch'e koymak. Böyle bir mekanizma koyulmuş yani burada. Buna best practice okunurlar diyor galiba. Error handling can be ignored. This provides a nice separation that makes the code easier to understand. Tamam. Yani error exception fırlatan bir kodun olsun. Onun haricinde de bu exception fırlatan mekanizmayı da error'ı process edebilen bir şey olsun. Aynı değil specific arkadaşlar maalesef bu kısım. Error handling is one thing. Functions should be one thing. Error handling is one thing. Thus a function that handles error should do nothing else. This implies if the keyword try exists in a function it should be very first word in the function. And yukarıdakini anlatıyor aslında. Error Java'ya girmeyeceğim arkadaşlar. Yani dediğiniz gibi şey Java specific. Don't repeat yourself. Bakalım. Look back at listing 3 bir carefully and you will notice that there is an algorithm that gets repeated. Şimdi bu duplication ayrı bir şeyde bakabiliriz. Ama şimdi özellikle mesela Java'da aspect oriented programming diye bir şey var arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman mesela diyelim ki her metodun girişinde bir şey basıyorsun log, bir de metodun çıkışında ya da şöyle düşün. Request geldiğinde log basıyorsun. Response'u döndüğünde de log basıyorsun. Response'u dönmeden önce. Şimdi bu logiği request geldikten sonra ve response'dan önce log basma olayını ya elindeki bütün fonksiyonları koyarsın ya da aspect oriented denen bir konsept var Java'da. Merkezi bir yere yazıyorsun bunu. Bu gerçekten o class'a ait olan elemanların request'ten sonra ve response'dan önce bunları basabiliyor. Yani bir nevi reflection'la injection yapıyor. Her yere bunu koyacağına merkezi bir yerden bunu yönetebilirsin. Bu da aspect oriented'a giriyor arkadaşlar. Bunu da biraz atlayacağım. Çünkü biraz Java'ya spesifik. Diğer dillerde nasıl yapılıyor ona bir bakmak lazım. Ama yine biraz dışarıda kalıyor gibi geliyor bana. Some programs follows as get digits are rules of structure program digits setlerini. Tamam. Bakalım. Goto'dan falan bahsediyor. Ona da şey yapmayacağım. How do you write function like this? Yani ilk başta neleri yapmak istediğini anlatıyorsun. Yani değişken falan tanımlıyorsun. If, else koşulları koyuyorsun. Genelde ilk yazdığın draft oluyor. Daha sonra onu revisit edip refactor edebiliyorsun değil mi? Aynı makale yazar gibi. Initial draft'ı yazıyorsun. Daha sonra da refactor etme gereği durabiliyorsun. Aynı bu şekilde yazıyorsun yani. When I write functions, they come out long and complicated. İlk başta böyle oluyor. Ona önem vermiyorum diye ilk başta. Daha sonradan indentation'da nested loop'lar falan olabiliyor. Daha sonra da onu düzeltiyorum diyor. Elini ayağını düzeltiyorum. In the end, I wind up with functions that follow the rules. I have laid down this chapter. I don't rewrite where to start. I don't think anyone could. Yani ilk aşamada her şeyi mükemmel zaten yazamazsınız. Yani kafamdakini kodu çalışacak şekilde yazıyorum. Daha sonradan refaktör etmeye başlıyorum diyor. Biraz şeye giriyor. Daha sonradan arkadaşlar bu yazdığı kodu nedir? Hani şeye çıkardı ya, refaktör etti ya. Oradaki kodun detayına giriyor. Hani bunu
Şimdi tek tek bakmak için şeyim olmayacak vaktim ama en azından şehre koymuş yani burada. En son halini koymuş burada. Mesela render için bir şey yapmış. Bir render'ın birden fazla varyasyonu var. Bir page datalı olanı var. Bir de is suite'i koymuş buraya. Yine render var. Is test page. Tamam arkadaşlar, yani burada diğer programlama dillerinde, diğer şeyde yayında komentler gelecek, biraz daha soft topic. Ama burada benim genel çıkarımım şu oldu fonksiyonlarda. Genelde uzun fonksiyonlar olmasın. Yani adam 20-30 satır diyor ama onu her dilde uygulanabilir mi bilmiyorum. Genelde uygulanabilir diye tahmin ediyorum. Adlandırmalar iyi olmalı bence. Argümanlar fazla olmamalı. Hani olabildiğince argüman olmayınca daha güzel oluyor diyor. Yapılabilir aslında. Argüman sayısı 3'ün üstüne çıkmaya başladığında request objelerine dönüştürebilirsin diyor. Argümanları verirken dikkatli olun diyor. Özellikle input ve output argümanları birbirine karışabiliyor. Dolayısıyla orada niyetini daha düzgün belli et. Bu confusion'ı azaltmak için de obje üzerinden o fonksiyonu çağır diyor. Öyle bir şey de yapabiliyor. Genelde böyle özetli bir şey olmuş. Verbs ve noun karşılaştırması tamamen kopuktu. Orada ne önerdi tam? Ha, şey de mi arkadaşlar? Verbs ve noun. Bakalım. Ki biraz hani hangi noktayı? Ha, şey arkadaşlar. Bak. Verbs ve noun'da şey vardı. Şöyle. Elinde bir tane write diye bir şey var, metot. O write çok jenerik olabilir ama onun yerine write field dersen write'a geçtiğin parametrenin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabiliyorsun. Dolayısıyla şu daha anlamlı diyor şeyde, write field. Ondan sonra mesela şunlar var. Assert expected equals an action. Mesela expected, yani şeyde normalde şu. JUnit kütüphanesinde bu assert equals diye geçer. Assert equals. Sonra expected actual, ama bunun hangisinin expected hangisinin actual olduğunu hiçbir zaman anlayamıyoruz arkadaşlar. Her seferinde gidip metodun imzasına bakmak gerekiyor. Ama burada demiş ki assert expected equals actual. Burada da expected'ın ilk actual sonra olduğunu anlayabiliyorsun. Mesela böyle fonksiyon adının seçimi burada önemli. Öyle bir şeye girmiş anlatıma. Çok kullanışlı bir şey değil. Exception fırlatmak çünkü fonksiyon imzasında Java'daki gibi türlü değil. Evet, JavaScript'te öyle. Ha, demiştik zaten Java üzerinden ilerliyor. Birçok konu, birçok demeyeyim, çoğunlukla dil spesifik olmayan konulara bahsediyor. Ama bu error exception handling orada biraz Java spesifik olmuş dediğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Muhtemelen bir sonraki hafta şu yorumlara bakarız. Comments. Onun haricinde de çarşamba günü Choreography Pattern, mikroservisler ve onlarla ilgili bir canlı kodlama yapacağız. Çarşamba günü görüşürüz diyeyim o zaman. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.